Evet. Konuşmamız lazım. Ben seninle yalnız konuşamam Orhan. Karıcığına söyle o da gelsin. Çünkü bu şirket bir kıskançlık krizinden kaldıramaz. Selin gelmeyecek can sonu. Ama siz sevginizi de alıp bu şirketi derhal terk ediyorsunuz. Öyle mi canım? Ablanla senin aptalca tehditleriniz buraya kadar geldi demek. Ben sizi tehdit etmiyorum. Nazikçe işinize son verildiğini söylüyorum. İşime son verildi. Kim tarafından peki? Bakın Cansu Hanım, sizin zaten bu şirkette hiçbir... Ya siz kimsiniz ya? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Kendi kendinize ortak oluyorsunuz. Eşinizi, dostunuzu işe alıyorsunuz. Ürün yapıyorsunuz, reklam çekiyorsunuz. Beni işten mi kovuyorsunuz? Babamın şirketinden beni mi kovuyorsunuz? Bu şirket babanızın değil Cansu Hanım. Ne diyorsun sen ya? Babanız yaklaşık 2 ay önce şirketi devretti. Önce %50'sini, sonra kalan %50'sini. İnanmıyorsanız buyurun. Olamaz bu. Siz hepiniz beni buradan göndermek için bu oyunu yapıyorsunuz. Bana inanmıyorsanız babanızı arayabilirsiniz. Bekliyorum. Kime satmış peki? Kim bu? Yabancı bir iş adamına sattı. Ama artık bundan sonrası ne sizi ne de beni ilgilendiriyor. Peki bunu bana niye sen söylüyorsun? Niye Fatih söylemiyor? Cansu Hanım, ben Fatih Bey'in asistanıyım. Unuttunuz mu? Ne yazık ki böyle bir haberi vermek bana düştü. Bana acıdı. Fatih Şekercizade bana acıdı ve beni kovmadı. Öyle mi? Nasıl söylemek isterseniz. Yalan bu. İnanmıyorum. Saçmalık bu. Babamı arayacağım. Buyurun. Sana inanamıyorum baba ya. Bana yalan söyledin. Hah, yenge. Cansu'yla konuştum. Siz bana acıyamazsınız, tamam mı? Siz bana acıyamazsınız. Hepinizden nefret ediyorum. Ne oluyor ya? Allah, iyice delirdim. Yok bir şey Fatih'cim. Tamam, geliyorum ben.